Merhaba. Efendim hoş geldiniz. Bugün 9 Mayıs 2022. Bayram tatilinden sonra bir 15 gün aradan sonra Paranın Yönü programında Kanal 34'te yine sizlerle birlikteyiz canlı yayınımızda. Bu programı Borsa Uzmanları Derneği'nin katkılarıyla hazırlıyoruz biliyorsunuz. Bugün bu programda yine piyasaları konuşacağız. Neler oldu, neler oluyor? Konuşmacılarımız Borsa Uzmanları Derneği Başkanı Sayın Ali Aydemir, Başkan Yardımcısı ve Finteknik.com kurucusu Mehmet Tafralı, Mustafa Aşkın, Dalfin Kurumsal Çözümler, Finansal ve Kurumsal Çözümler kurucusu Mustafa Aşkın ve Teknik Analiz'de ekonomist Ali Bahçıvan. Finansal okuryazarlık kısmında ve ben yine Sibel Bayraktar, Doktor Sibel Bayraktar sizlerle birlikteyiz. Bu haftalarda şöyle bir baktık. Biliyorsunuz programımızı hep öyle açıyoruz. Neler olmuş diye. Geçtiğimiz günlerde bir Ramazan bayramı geçirdik. Daha sonra bir Anneler Günü geçirdik. Bütün annelerimizin hayatta olan olmayan annelerimizi andık. Annesi hayatta olanlar onlara koştular, olmayanlar ziyaretlerini yaptılar, gittiler mezarlıklarda. Kimi için acı, kimi için güzel bir gündü. Onlar hayattayken inşallah kıymetini bilmek nasip olsun herkese. Onların bir toplumun aslında kurucuları. En önemli kurucuları anneler. Çünkü bütün erkek ve kız çocuklarını yetiştiren anneler. Günleri kutlu olsun. Şimdi daha sonra bu hafta neler var diye baktık. 10-16 Mayıs arası engelliler haftasıymış, engelliler günü varmış. Bu konu son yıllarda ülkemizde de dünya kadar olmasa da, dünyadaki diğer gelişmiş ülkeler kadar olmasa da çok gündemde bir konu ve birçok çalışma yapılıyor. Birçok siyasi partinin de üstünde durduğu, sivil toplum kuruluşlarının sesini duyurduğu günler yaşıyoruz son yıllarda. Güzel şeyler oluyor diyelim. Yine 12 Mayıs'ta hepimizin hayatına dokunmuş olan Hemşireler Günü var. Mutlaka hepimizin bir sağlık problemi olduğunda bizlerle ilgilenmişlerdir. Gecesi gündüz olmadan çalışan bir meslek grubumuz. Yine 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü çok önemli. Bugünlerde herkes en yüksek ses tonuyla tarım diyor, süt diyor, hayvanlarımız kesilmesin diyor, gübre fiyatı diyor, arazi kiraları diyor, tohum diyor, su diyor, sulama diyor. Ve bir de 14 Mayıs'ta Eczacılar Günü varmış. Bunları söyledikten sonra hepsini tek tek çok vakit almayalım, vakit gitmesin. Biz yine kendi ekonomi ve finans, borsa, piyasa konularımıza dönelim. Neler oluyor? Bir soralım. Açılışı Ali Aydemir'le, Borsa Uzmanları Derneği Başkanımız Ali Aydemir'le yapalım. Hoş geldiniz Ali Bey. Teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize iyi haftalar diliyorum. Sizin de bu güzel işte geçirdiğimiz Kurban Bayramı ve Anneler Günü için hani temennileri ben de iletmek istiyorum. Güzel temennize katkı sağlamak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz haftalarda zaman zaman sürekli borsayı ve sermaye piyasalarını değerlendiriyoruz burada. Fakat bu 15 günlük bir süre geçti. Kurban Bayramı'nda da bir programımızı yapmadık. Hatta borsa kapalı olduğu için. Ben daha önceki söylediğim şekilde sermaye piyasalarındaki borsa ve sermaye piyasasının alım için çok uygun olduğu bir dönem olduğunu söylemiştim. Fakat yine benim aynı şeyim devam ediyor. Belki piyasalar bir süre durgunluk şeyine girecek. Bunu bekleyen arkadaşlarımız da var. Belki ben de bu bekleyenlerin içerisindeyim ama piyasalarda yeni alıcı getiremiyoruz piyasalara, borsaya yeni alıcılarımız gelmiyor. Ve sürekli de şey olarak piyasada hisse bazlı hareketler devam ediyor. 3 aylık bilançolar gelmeye başladı.
şirketlerin sermayelerinin 1,5 katı ve kendisi kadar, yani ödenmiş sermayeler kadar 3 aylık dönemde, ilk çeyrekte bilanço getiren şirketler var. Yani ve buradan dolayı da şirketlerin defter değerleri de ciddi anlamda yükseliyor. Şu anda hala ben olumlu yöndeyim. Yani borsa diğer alternatif araçlara göre çok daha alınabilecek ve sistemde yoluna devam edecek olan bir piyasa olarak düşünüyorum. Burada geçtiğimiz hafta işte bu Amerika'daki faiz artırımı gündemdeydi. 0.75 mi 0.50 mi %1 diyenler oldu ama sonuçta 0.50 ile sınırladılar faiz artırımını. Amerika ilk gün bir ciddi anlamda bir artış yaptı ama sonra tekrar gevşedi. Borsalar sistem anlamında mı? Menkul evet, menkul kıymet borsaları ve kripto paralar da aynı şekilde Amerikan piyasalarına orantılı olarak düşüşler kaydetti. Şimdi ise şu anda bizim piyasamız şu anda yeni bir yatırımcı gelmediği halde ama sabit yerimizde duruyoruz. %1 ve 0.50 ile %1 arasında günlük ortalama kapanışlar oluyor. Bu arada yılbaşından bugüne kadar 15 tane şey yapmışız. Halka arz yapmışız. Ve buradan 6 milyar TL para gelmiş yani sisteme. Fakat burada da yatırımcı sayımız da artmamış. 6 milyar TL de sisteme giriş yapmış. Ama burada yabancı yatırımcı bize talep göstermemiş. 3.6 yabancıların almış olduğu buradaki 15 tane hisse senedindeki alan miktar piyasayla. Bunun üzerinden sistemdeki şeyler bizim enflasyon bu hafta yine açıklandı. Enflasyon da %70 civarında, %69.87 olarak açıklandı. %121 de TÜİK'in açıklaması bunlar. Bu şeye bağlı olarak da %156.86 ENAK bağımsız bir kuruluş enflasyon çalışması yapan, açıklaması yapan. Şimdi buradaki sistem içerisinde bunlara baktığımız zaman şirketlerin... ENAK Enflasyon Araştırma Grubu sevgili izleyiciler. Evet, ENAK evet. Şimdi bunlara baktığımız zaman bunları söylememin sebebi enflasyon. Diğer bu arada dolar da bugün 15 TL'yi yukarı geçti. 15 TL'nin üzerinde seyrediyor şu anda. Şirketlerin defter değerleri, varlık değerleri ucuzlamış oluyor. Biraz daha fazla talep gelip devam edeceğini düşünüyoruz. Bir de bugün 4.28 milyar TL satış yaptı. Hazine 23.99 faiz oranı. 2 yıl vadeli. Evet, bu da bir de bunun yanında Vakıfbank borçlandı yani. Evet, 1 milyar TL 37 tane bankanın onayıyla birlikte sendikasyon kredisi almış, aldı. Evet. Sisteme bir taraftan hem para girişi var hem para çıkışı var. Sendikasyon kredisi de borçlanma. Evet. Aslında devletimiz de bugün borçlanmış, kağıt satmış. Aynı şekilde bankalarımız da sendikasyon kredileri almışlar. Kendileri. Bunun vadesi de 2 yıl. 2 yıl vadeli bir borçlanma. Bu şey içerisinde... Vakıfbank mı? Vakıfbank, evet. Vakıfbank, Devlet Bankası. Vakıfbank. Tüm seyircilerimiz de biliyor. Burada fakat bir de bu ayki dış ticaret açımız da 6.1 milyar TL. Pardon, 6.1 milyar dolar açık var. Toplamda yılbaşından bugüne kadar 38 milyar dolar, yanlış hatırlamıyorsam şu anda, yılbaşından bugüne kadarki cari açık sistemde. Cari açığı bir türlü azaltamıyoruz. Burada sürekli gün geçtikçe sistem biraz daha yukarıya evriliyor, devam ediyor. Buradaki alış satış arasındaki farkı kapatamadığımız gibi bir daha cari açık fazlasıyla... Alış satış derken seyircilerimize yine çok kısa bir özet olsun. Evet. Cari açık deyince ithalat, ihracat farkından söz ediyoruz.
yıllardır Türkiye için ithalat ihracattan çok daha üstünde. Evet. Bir de bu sistem içerisinde borsadaki hisse senetleri de alınıp belli şeylerdeki banka hisseleri gelen karlarla birlikte defter değerleri biraz daha yukarıya doğru çıktı. Mesela Yapı Kredi'nin defter değeri 9 küsür lira. İş Bankası'nın defter değeri 24 küsür lira oldu. Bunlar yarı fiyatlarında hala. Bizim borsada yani bildiğimiz bir şey vardır. En sonunda piyasadaki biraz er veya geç olsa da muhakkak hisse senetleri bazında şirketler defter değerlerine muhakkak ulaşırlar alım satımlarla. Şu anda bir yatırımcı potansiyelimiz yok, gelmiyor ama bir süre sonra ben geleceğine inanıyorum piyasaların tekrar. Fakat piyasa kendi kendini de şu anda fonluyor. Gün içerisinde ve sistem içerisinde bir miktar düşerek, bir miktar toparlayarak sistem devam ediyor içerisinde. 2 milyon 471 bin bireysel yatırımcımız var borsalarda. 28 milyon 700 bin de fonlar, portföyle, bireysel emeklilik piyasaları takip eden yatırımcı sistemde mevcut durumda. Onun için şu andaki sistemin daha fazla devam etmesini ve şu andaki bulunan enflasyona bağlı olarak da sistem ciddi anlamda sıkıntılar, problemler devam ediyor ama bunun da zannediyorum yani sistem içerisinde biz paramı nereye yatıralım, nasıl yatıralım, nerede bir bulalım diye düşünenler için borsa alternatif bir ortam olduğunu düşünüyorum şu anda. Teşekkür ederim bunlar için. Evet, sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz Ali Bey her zaman pozitiftir. Mustafa Aşkın, birazdan bağlanacağız. Dalfin, finansal ve kurumsal çözümlerin kurucusu. O da hep dikkatli olun diyor bu programlarda. Yine bağlanacağız. Ben çok kısa şöyle bir yurt dışından bir şeyler söylemek istiyorum sizlere. Almanya 6 ay içinde Rusya'dan petrol alımını, doğalgaz alımını durdurmayı planlıyor. Bu arada yine Rus oligarkların mallarına el koyma işlemleri dünyada devam ediyor. Yine geçen gün haberlerde dinlemişsinizdir. Çok muhteşem bir yata. Amerika dışında bir ülke, bir Güney Amerika ülkesiydi galiba, şimdi yanlış söylemeyeyim. El koydu, devasa bir yat. Aslında burada mülksüzleştirme olayı bugün, tabii ben Rusya taraflısı olarak konuşmuyorum burada ama birilerinin mallarına rahatlıkla el koyabiliyor. Bu bir çeşit mülksüzleştirme. Buna çok değişik gelişmeler aslında bunlar. Rusların banka hesapları dışında devletin banka hesapları ve devlet mal varlıkları üzerine işlemler yapılırken bir de halkın sahip olduğu, gerçi bu kişiler çok oligark diye geçen normal halktan farklı kişiler, ancak değişik gelişmeler oluyor dünyada. Kişisel mülkiyet üzerine hiç görmediğimiz şeyler uygulanıyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Evet, yine Avrupa Parlamentosu'nda bir tüm Rus petrolüne ithalat yasağı getirilmesi önerisi konuldu. Ve bu da yıl sonuna kadar bunu yapacağız deniliyor. Şimdi biz bu hafta bir değişik haber daha var. Gümüş üretimini dünyada en hızlı arttıran 3. ülke Türkiye olmuş. Uluslararası Gümüş Endüstrisi raporu bunu yayınlamış. Çok ilginç bir gelişme o da. Biz gümüşte bu kadar büyük bir üretici olduğumuzu farkına varmaya başlıyoruz. Yine aslında 1980'lerden beri görülmemiş bir devletlerin
devlet kademelerinin, gelişmiş ülkelerin görülmemiş bir daralmaya gittiği, fazla parayı topladığı, daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk bunu. Ve bunun için görülmemiş bir tahvil satışı, devlet tahvili satışı yoluyla piyasadan para çekilmesinin olduğu günlerdeyiz. Amerika enflasyonu nerede tutabilecek? Şimdi buna niye bu kadar önem veriyoruz? Amerika'da her faiz yükseltimi, minicik bir bas, 50 bas puan bile dünyanın parasının Amerika'ya akmasına sebep oluyor. Özellikle gelişmekte olan ülkeleri bu çok vuruyor. Buradaki piyasaları ve gelişmekte olan piyasaların büyüme oranını da vuran bir şey bu. Evet, biz bu konularda bir Dalfin adına Sayın Mustafa Aşkın'a bir bağlanalım. Bakalım bize bu hafta neler söyleyecek. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, biz de iyiyiz. Bugün bize neler söyleyeceksiniz? Bu iki hafta içinde neler oldu bitti dünyada, Türkiye'de? Sizi dinliyoruz. Evet, aslında bayram tatili nedeniyle iki haftalık bir boşluk yaşadık. Bu boşlukta tabii dünyada çok şeyler oldu, zaman çabuk geçiyor. Başta Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı faiz artışı ve buna gelen finansal piyasalardaki tepkiler vardı. İlk başta Amerikan Merkez Bankası 0.50 bas puanlık faiz artışını piyasa Powell'ın konuşması nedeniyle olumlu karşılar gibi oldu ama satır aralarında esasında Powell oldukça sert mesajlar veriyordu. Biliyorsunuz ben uzun süredir söylüyorum, dünyadaki riskli varlıkları idare eden fon yönetimleri ve kişiler hep olumluyu almak istiyor. İlk başta bir tepki olumlu oldu ama daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon beklentisinin de artmasıyla birlikte satışlar görüldü. Özellikle Nasdaq ve Dow Jones Endeksinde ki burada balonlar olduğunu ısrarla vurguluyorum ben. Halihazırda düzeltme olmasına rağmen de balonlar devam ediyor. Bu sert satışların temel nedeni de o. Diğer taraftan yine Amerikan piyasalarında tahviller hızlıca yükseldi. Burada tahviller kısa ve uzun vadeli tahvillerde satışlar olduğu için oranları yükselmeye başladı. Bu hem resesyon işaret ediyor hem de faizlerin daha da artabileceğini işaret ediyor. Hem faizlerin yükselmiş olması hem de risklerin artmış olması riskli varlıklardan ki sadece borsalardan değil kripto varlıklardan belirli tip vadeli mevduatta, vadeli işlemlerden de kaçış hızlandırdı. Avrupa Merkez Bankası da artırabileceğine, faiz artırabileceğine dair sinyalleri veriyor ama henüz aksiyona geçmemiş durumda. Dolar kuru ve dolar paritesi, özellikle euro dolar anlamına baktığınızda doların değeri hızlıca artıyor. Burada 1.04-1.05'leri gördükten sonra 1'leri görme olasılığımızın da arttığını ifade etmek isterim. Avrupa Birliği Merkez Bankası her zaman olduğu gibi geç kalmış durumda. Muhtemeldir ki o da yılın ikinci yarısında faiz artışına girecek. Yurda döndüğümüzde ise enflasyon rakamları geldi biz bayram tatilindeyken. Yine oldukça yüksek enflasyon rakamları var. Hem TÜFE'de hem ÜFE'de hem çekirdekte. ÜFE'de adını koymamız gerekiyor. Hiper enflasyonu yaşıyoruz. Bunun TÜFE'ye yansımaları da oluyor. Bu hem gelir dağılımını bozuyor hem tasarruf ve tasarruf davranışlarını bozuyor. Şimdi bizim yatırımcılarımız ne yazık ki ellerindeki varlıkları, tasarruf sayısı az olsa, az da olsa reel getiri arayışı içinde borsa, gayrimenkul ve dünyanın hiçbirinde olmayan bir şekilde araba almayla realize etmeye çalışıyorlar. O yüzden bu varlıklardaki fiyatlar da hızlıca artıyor. Sağlıklı mı derseniz değil ama enflasyon ve şu anda uygulanan para politikasının etkisi nedeniyle bunun ne kadar daha süreceğini kestirmek zor. Bizim borsamız özeline baktığımızda 2400'lerde yatay bir seyir izliyor. Daha önce de ben vurgulamıştım. Söylemiştiniz, evet. Evet, stratejim Mayıs'ta sat, Eylül'de alırken düşüne doğru gidiyor hali hazırda. Ben fiyatlamayı değerli dostlarımız ve oradaki uzman arkadaşlarımız, tecrübeli arkadaşlarımıza biraz daha farklı düşünerek
fiyatları şişkin buluyorum bizim borsamızda. Bir düzeltme yapmaya ihtiyacı var. Şimdilik yine bizim borsamız fevkalade olumluyu almaya çalışıyor. Bakalım nereye kadar gidecek bu tempo. Ama dikkat edilmesi gereken çok riskli unsur var. Biraz önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları vardı. Bir yandan da onu dinliyordum. Yine gayrimenkul ve konutla ilgili çok ilginç bir paket açıklandı. Gayrimenkul ve bunun alımı ile ilgili. Yarın muhtemelen bununla ilgili tepkiler de piyasada yansıyacaktır. Yarın okuruz, evet. Teşekkür ediyoruz. Bu 15 günün en önemli olayı hangisiydi? Bence Fed'in faiz arttırması ve Türkiye'deki enflasyon trendinin güçlü bir şekilde devam ediyor olması. Tarak gidiyor olması. Evet. Peki. Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Ben teşekkür güzel ederim. Güzel yorumlar için. Ali Bey, bir soracağınız var mı Mustafa Bey'e? Çok iyi anlayamadım ama konuştuklarını duyamadım da. Yani sistemdeki Mustafa Bey'in görüşleri de yani katılıyorum her zaman. Tamam. Zaten bu piyasada tamamen... Siz ikiniz hisse senedi tutma riski yüksek menkul kıymetleri tutma konusunda farklı görüş veriyorsunuz. Bu da programımızın bir güzelliği, bu şekilde gidecek anlaşıldığı üzere. Valla ben uzun vadeli yatırımcıyım yani Mustafa Bey. Teşekkür ederim. Bunun düşüncelerine saygı duyuyorum ama biraz sonuçta yani karlı çıktığımı düşünüyorum bu işte. O zaman söyleyecek söz kalmıyor. Yani durum bu şekilde. Uzun vadede ben de Ali Bey'e katılıyorum ama hani şu kısa vadede 2022 yılı boyunca çok ciddi dalgalanmalar yaşayacağımız düşüncesi. Gibi gidiyor, evet. Peki. Yani şuna inanıyorum ben, eninde muhakkak bir gün piyasadaki işte o, sabit şey etmiş olan şirketler, gerek sanayi şirketleri, gerek bankalar sonunda bir defter değeri denilen bir defter değeri, bu defter değerine muhakkak ulaşıyor. Bu da benim için yeterli oluyor zaten. Yani tüm diğer yatırım enstrümanlarından daha fazla bir para getirisi sağlıyor yıl boyunca. Onun için mümkün olduğu kadar borsadaki ve piyasadaki tutacağım paraları düşük defter değer olan, daha çok yani gelişmeye müsait, karlılık oranı yüksek olabilecek hisselerde tutarak kendimi sistem içinde sürekli var olmasını sağlamaya çalışıyorum. Bu şekilde bir yöntemim var, kendine göre devam ediyorum. Evet, eski, çok eski bir yatırımcı olarak. Peki Mustafa Bey, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Evet, şimdi bir teknik analiz için Mehmet Tafralı'ya bağlanalım mı Ali Bey? Evet. Bağlanalım. Peki. Evet, finteknik.com kurucusu, yine Borsa Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Tafralı'ya bağlanıyoruz şimdi. Evet, hatta. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Bey. Nasılsınız? Bayramınız nasıl geçti? İyi. İyi, güzel. Sizin nasıl geçti? Herkesin geçmiş bayramını kutluyorum. Biz de kutluyoruz. Tüm annelerin anneler günü şimdiden geçmiş olsa da şimdiden kutluyorum. Tabii ki. Tekrardan. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizi dinleyelim bu hafta. Yine her zamanki bir endeks yüz haftayı artı kapattı. 0.28 yukarıda 2465. Fakat piyasada bugün yurt dışı piyasalara rağmen, Amerika'daki piyasa eksi olmasına rağmen artı kapatmayı başarabildi. Ama biraz zorlanma var. Kağıt dozu hareketlerle endeksi buralarda tutmaya çalışıyorlar. Görünen o. Endekste destek 2454. 2454'ün altına sarkarsa sert olarak 2361'e gelebilir diye düşünüyorum. Biraz aşağı sarkabilir. Mayıs ve Haziran ayı biraz zor geçecek. Direnç ise 2495 2576 endekste. Dolarda ise 15 TL'ye geçti. Dolarda destek 14.96, 14.02. Sağ olun.
Yukarı direnç olarak ise endekste dolarda 15.40 ve 15.85 civarları. Amerika Fed faiz arttırdığı için bizde de faiz arttırma söylemleri başladı. Piyasa bunu fiyatlıyor. Bence ilk faiz arttırımı yapılırsa Merkez Bankası tarafından 200 baz puan olabilir en az. Altının onsuna gelince ons 1850 seviyesini ana seviye olarak belirledi. 1850'nin altında yani desteği 1854 şu an. Onun altındaki fiyatlarda aşağı trend devam edebilir. 1820 öncelik desteği. Direnç olarak ise yukarısı 1889, 1925 ve 1950. Brent petrole gelince Brent petrol 106.80 desteğinin biraz altında ama 106.80 civarı destek olarak kabul edebiliriz. 1602.25 daha aşağısı 97.70 tabii ki Ukrayna ve Rusya savaşına bağlı olarak aşağı sarkabilir. Direnç olarak da 111.80 ve 116 ama 111.80 üstünü ben öngörmüyorum. Endeks için bir daha bastırarak söyleyeceğim, üstünü basarak bu ay Haziran, Mayıs ayı ve Haziran ayı çok zor geçecek. Temmuz ayında kağıt bazlı ve arzı hareketler devam edebilir ama endeks yukarı trendine Eylül, Ekim gibi yukarı başlayacaktır. Kasım, Aralık ayına kadar tabii ki bizde faiz arttırma olur ise daha çok piyasaya adapte olur insanlar ve endeksi yılı 2800-3000 bandı kapatabilir diye düşünüyorum ben. Kaç bandında? 2800-3000. Hala öngörüm o şekilde çünkü yıl sonu bilançoları çok iyi gelecek. Özellikle demir, çelik, çimentolar bunlar çok iyi gelecek diye düşünüyorum ben. Ukrayna-Rusya savaşı biterse daha önce de söylediğim gibi çimentolar ön plana çıkacak. Tabii bu sizin beklentiniz. Yıl sonunda 2800-3000 olabilir endeks. Yaz ayları biraz olmaya da bilir ama kışa yani, doğru diyorsunuz. Sıkıntılı geçebilir, evet. Böyle bir beklentiniz var. Tabii ki hiçbir yatırım tavsiyesi değildir ancak bu sizin bir düşünceniz bir analist olarak. Peki. Kesinlikle endeks olarak analiz ettik. Endeks analiziniz, yani, evet. Yani sektörlerinde zaten demir-çelik sektörü zaten ön planda. Fakat Ukrayna-Rusya savaşı bitince çimentolar bence ön plana çıkacaktır. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Daha önce de Irak ve Suriye savaşı bittikten sonra biliyorsunuz çimento ihtiyacı her zaman ilk. Hep böyle olmuştur. Yani en yakın ülke Türkiye. Türkiye'den ihracat olarak girecekti ve çimento firmaları ciolarda biraz yukarı çıkacaktı diye düşünüyorum ben. Peki, teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Bir sorunuz var. 4200 bekleyen var endekse yıl sonunda. Ne diyorsunuz? Efendim? Duydunuz mu? Bir daha tekrar edelim. 4200 dolar. Endeksi 4200 bekleyen de var diyor Ali Bey. Buradan Doğa piyasası. Şimdi şöyle bir şey, endeksi 4200 beklemek için şöyle bir senaryo olabilir. Buraya yabancı para girmesi lazım. 4200 endeks olması için yabancı para girmesi için özellikle altını çiziyorum. Evet. Erken seçim yani açıklanması gerekiyor. Anketlerin iktidarın yani şu anki iktidarda yani yeterince para gelmiyor. Ama iktidar değişiminde yeni bir enerjide, yeni bir nefeste tabii anket sonuçlarına göre yabancılar talep gösterirse yabancılar 400, alım yaparsa yabancı, borsamızdan yabancı para girmiyor. Çünkü şu anda Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı %35 yani bunun biz zaten şey olarak görüyoruz. Bunun %20'si bıyıklı yabancı. %20'si bıyıklı yani yabancı. Yani, %35'lerde yani şu an diyorsunuz. Evet. Yani %15 gerçekten. Evet. %15'i yabancı yatırımcı lazım. Daha fazla yabancı yatırım gelmesi için iktidarın değişmesi 3400 olması için Ali Bey. Değişmese bile 3400 olması için ile ilgili programın değişmesi gerekiyor. Evet. Ben 3000 endeksin üstünü
Görmüyorum. Evet. Sizin beklentiniz 3000'ler. Tabii evet. Mevcut şartlarda. En fazla. Tabii ki hükümet bu kendi programından vazgeçer. Faiz netice enflasyon sonuç varsayımından vazgeçerse yani 4200 olası olabilir. Çünkü bilançolar çok iyi geliyor. Zaten mevcut bilançolarda şu anda endeksin 5000, 5500, 6000 olması gerekiyor. Normali. Yatırımcı o gelse, yabancı yatırımcı gelse. Çünkü bilançolarımız o kadar iyi ki bu emtia fiyatlarının artmasından dolayı. Özellikle bankalar mevcut faizlerin dışında enflasyon endeksi faiz aldıkları için hazine bonolarında neredeyse bankaların kulaklarından para çıkıyor. Çok ciddi karlar. Evet, bankaların kulaklarından bu para çıkıyor tanımı doğru aslında. Her zaman bu böyle oldu aslında. Hayır, bu sene ama bu sene çok daha fazla oldu. Bu sene farklı enflasyonla endeksli hazine bonosu olduğu için hem faizden kazanıyor, tamam, hem enflasyondan kazanıyor. Enflasyon bankaların cebine para koyuyor. Tabii biz yani Türk halkı olarak Türk halkının cebinden çıkıyor bu. Tabii ki. Başka bir şey ama bankaların cebi doluyor. Ama bankaların bilançolarına yansıyor ama fiyatlarına yansımıyor. Bunu da tabii ki güven ortamı olur. Bir enerji değişikliği olur. Bir program değişikliği olur. Yani illa iktidarın değişmesi de gerekmiyor. Ama programın değişmesi gerekiyor. Güven artması gerekiyor. Evet. O zaman yani 4200 değil 5500 olabilir ama ben mevcut koşullarda 3000 endeksi geçeceğini düşünmüyorum. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi haftalar. İyi haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağ olun. Şimdi bu ilk çeyrekte devam ettiği gibi yıl sonuna kadar da ki şirketlerin karlılıkları devam ederse şeye baktığımız zaman sermayelerinin yani ödenmiş sermayelerinin 4 katı falan kar getiren şirketler olacak burada. Hem enflasyon da yüksek devam ettiği için endeksin buradan 4000 rakamlar veya 3500-4000 rakamların gitmesi çok önemli bir şey olmamış olacak. Sistemde kendi varlığını veya sistemin kendini korumaya çalışmış olacak burada. Çok fazla bir şey yani istemiyoruz zaten. Sistem enflasyon yerinde dursa, döviz veya sistem aşağıda kalsa tamam, bu belki mümkün olabilir ama benim de düşüncem bu şekilde. Bir de burada şeye değinmek istiyorum kısa bir özet olarak. Bu şeyde kira artışlarını açıkladı. TÜİK zannediyorum evet, açıkladı. %32.4, 34.46 açıkladı yıllık kira şeylerini. Burada kira artışları hem çok fazla yüksek yani şu andaki şeye göre düşündüğümüz zaman bir de işte daire fiyatları, ev fiyatları çok arttı. %40 civarında yabancıların daire alması olmuş bu yıl içerisinde almışlar. Burada satışların %40'ı mı? Nasıl? Bütün satışların %40'ı mı? Evet, %40'ı. Yeni konutlarındır belki. Tüm şeydeki satılan konutların tamamının, yeni konutlar diye bir şey yok yani. Yabancı açık geliyor olarak buradan, konut alıyor. Şöyle bir baktım ben, dünyada Dominica diye bir ada var. Adada 200 bin dolara bir daire alırsanız size vatandaşlık veriyor. Ondan sonra 250 bin dolar Türkiye'de veriyor. Daha sonra ise Kıbrıs, Güney Kıbrıs şeye baktım, 2 milyon 150 bin euro alırsanız size burada oturum veya vatandaşlıkla ilgili şey başlatabiliyor. Yani biz yani Kıbrıs'ta veya şeyde şey olacak bir ülke olmamalıyız. Burada 400 bine çıkarılacak herhalde. Burada çıkmadı. Söylendi ve kaldı orada. Kaldı. Yapılmadı. Bence 400 bin dolar değil 2 milyon dolar olmalı en az Türkiye'de bir ev alabilecek şeyler. Çünkü orta sınıfta ev alabilecek dediğimiz vatandaş kalmadı. Tamamı ev alamayacak ve piyasadaki sistemin kendini koruyamayacak duruma geldi. Şimdi buradaki şeye baktığımız zaman işte herhangi bir binada ev TL olarak 500 bin lira veya da 1 milyon lira değişik değişik binaları düşünürsek buraya geliyor bir yabancı bir şekilde oradan bir ev alıyor. Ha filan kattaki filan daire şu kadar fiyata satılmış.
benimki de bu kadar ediyor diyerek çıkıp fiyatlar afaki şeylere gitti, rakamlara gitti. Hem bu enflasyonun yükselmesine hem para değerimizin sürekli kaybolmasına. Sadece İstanbul'da değil evet, tabii. Bu sadece İstanbul değil, yine İstanbul'da. Trabzon'da ev bulamıyoruz. Trabzon'a evet. Gittiğimiz zaman havalimanı çıkışında her yerde Arapça yazılar. Yani bu şeye baktığınız zaman tatil yörelerine ve Ege şeye böyle evet, gibi o bölgelerde ev alma ihtimali tamamen yok denecek kadar az kişilerin, Türk yatırımcılarının veyahut da buradaki ev alabileceklerin. Kiralarda bir de %34 aldığına göre sıkıntı ve bundan sonra enflasyon da yüksek seviyede devam edecek diye şu andaki beklentim bu şekilde. Ama bunun en azından belli bir seviyede tutularak sabit belli bir noktada bunun şey yapılması lazım. Sistemde uyarlanması lazım. Şimdi şu anda dövizde sürekli satış da yapılıyor. İşte 2,5 ile 3 milyar dolar civarında haftalık. Aylık bazada 10 milyar dolar civarında, onunla 12 milyar dolarında bir satış yapılıyor. Döviz satışı. Buradan dolayı bunu anlayamadım. Ne satışı? Bu hazine dövizin belli bir fiyatta tutulması için satış yapıyor Merkez Bankası. Evet, evet. Burada yani cari açığın belli bir seviyeye indirilebilirse eğer zaten bu satışa ihtiyaç kalmayacak. Bizim döviz veya swap piyasamız ciddi anlamda işletemedik. İşletemiyoruz. Yurt dışından gelen paralar da bizim şu andaki borçlanma ve ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Onun için buradaki bu ev fiyatlarının bir süre daha böyle devam edeceğini ama bir noktada duracaktır ama bizim de alım gücümüz ve hiçbir şekilde olmayacaktır bu şekilde devam ettiği sürece. Bunun bir çözüm süreci olarak en azından yabancıların alacağı Kanada biliyorsunuz kısıtlama evet. Getiriyor şimdi. Kanada'da yabancılara satış fiyatları %20 yukarı çıktığını duyar duymaz Kanada hükümeti artık yabancıya satışı kısıtlayacağız ya da belli şekillerde yasaklamalar getireceğiz dedi. Bizde maalesef öyle değil. Bizde inşallah olur Kanada, diyoruz. Benim öneriyoruz yapılmasını. Benim vatandaşımın ev alma kendi vatandaşımız alamıyor. Şartlar ortadan kalktığı için konut satış, yabancıya konut satışlarını tamamen yasakladı. Bu şekilde bunu da bir iletmek istedim. Şimdi burada ben bir dostumu alayım. Bu konuların uzmanıdır, yıllardır bu konuda çalışır. Ali Epşen. Ali Epşen'in bir çalışması var. Konutta erişilebilirlik. İlginç bulan, bu konuyu ilginç bulan bütün dinleyicilerimiz onu okuyabilirler. Kendisine buradan selam ve sevgilerimi yolluyorum. Şimdi ben çok kısa bir finansal okuryazarlık bölümü yapayım. Sonra kripto paraları için Ali Bahçıvan'a bağlanalım. Efendim, bugünkü finansal okuryazarlık konumuzu kolektif yatırım kuruluşları olarak seçtim. Burada kolektif yatırım kuruluşlarına girmeden şöyle bir düşünelim. Tasarruf sahipleri paralarıyla ne yapıyorlar? Gidiyorlar, işte menkul kıymetler alıyorlar. Menkul kıymetler hisse senedi olabilir. Ortaklığa dayalı araçlar olabilir. Veya tahvil bono gibi, finansman bonosu gibi borçlanmaya dayalı araçlar ve bunların türevleri olabilir. Tabii vadeli işlemler araçları olabilir. Altın ya da başka kıymetli madenler olabilir. Yapılandırılmış menkul kıymetler olabilir. Şimdi bunları yatırım yapmak herkes için bilgi gerektiriyor, uzmanlık gerektiriyor. Biz burada belli hisse senetlerini, belli sektörleri konuşuyoruz sevgili izleyicilerimizle. Onlar da yatırımcı tabii. Türkiye'de 28 milyon küsur yatırımcı var. Bireysel birikimlerimiz ve bilgimiz yeterli olmayabilir. Yatırımcının bu konuda finansal okuryazarlığı çok ileri seviyede olmayabilir. Böyle durumlarda can simidi olabilecek portföyler var. Bu portföylere, bu fonlara yatırım yapılabilir. Bir bakalım onlar nelermiş.
yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarına biz sermaye piyasası kurulumuzun düzenlemelerine göre kolektif yatırım kuruluşları diyoruz. Yatırım ortaklığı bir tüzel kişi olarak kuruluyor. Yatırım fonu ise bir başka bir tüzel kişilik tarafından kuruluyor. Ancak tüzel kişiliği yok. Sundukları imkanlar, çalışma biçimleri sizin tercihinize göre değişecek. Hangisini seçmek istediğinize siz karar vereceksiniz bunları inceledikten sonra. Ancak hem yatırım fonu hem ortaklığını ben tek başıma karar veremiyorum. Hem param küçük, hem uğraşmam, araştırmam gerekiyor derseniz düşünebilirsiniz bu kolektif yatırım kuruluşlarını. Şimdi portföy nedir? Bu kadar portföy kelimesi konuşuyoruz. Portföy bir kişinin ya da kuruluşun sahip olduğu varlıkların tümünü ifade ediyor aslında. Yatırım fonları halktan topladıkları paralar karşılığında bu portföyleri işletip yönetiyorlar. Ve siz bir yatırımcıysanız gidip oradan bir katılma payı satın alıyorsunuz. Bir çeşit pay satın alıyorsunuz. Şimdi yatırım fonu nedir? Yatırım fonu bir portföydür. Mevzuatla, sermaye piyasası kurulu mevzuatıyla düzenlenmiştir. Değişik yatırım araçlarını ihtiva edebilir ve hepsinin çeşitleri vardır. O ayrı bir programın konusu olacak. Sizin için onu bir profesyoneller ekibi yönetir. Bu iş için kurulmuş kurumlar yönetir. Burada çok çeşitlendirme imkanınız var, seçim bolluğunuz var. Hangi sektör, hisse mi, altın mı, gümüş mü, vadeli işlemli kontratları mı, likiditeniz var. Hemen satılabilir, hemen alınabilir. İşlem kolaylığı var. ATM makinalarından, bankamatiklerden, işte cep telefonunuzdan, mobil uygulamalar aracılığıyla, tabletinizden veya direkt aracı kurumunuzdan bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Her bütçeye uygun. Çok küçük 50 liralarla 100 liralarla başlayabiliyorsunuz. Ve zaman tasarrufunuz var. Yani oturup araştırmanız gerekmiyor. O riski üstlenmeniz gerekmiyor. Bir de bir tefas sayfası var. Onu da ayrı bir programda göreceğiz. Her şeyi anında görebiliyorsunuz, seyredebiliyorsunuz. Böyle faydaları var yatırım fonlarının. Şimdi dediğimiz gibi bunlar altın olabilir, yabancı ülkelerdeki menkul kıymetler de olabilir, vadeli işlemler sözleşmesi olabilir, para piyasası araçları olabilir, devlet tahvilleri, hisse senetleri olabilir, sektörüne göre olabilir, hepsini daha sonra göreceğiz ve bunların hepsi aktif ve günlük bir yönetim tarzıyla yönetiliyor. Her gün takip ediyor bunu yöneten portföy yönetim şirketleri. Katılma payı alırsınız dedik. Katılma payını şöyle düşünün. Bir hisse senedi almak gibi düşünün. Bu bir pay ancak size ortaklık hakkı vermiyor. Size bu portföy yönetim şirketinin ya da fonun ya da yatırım ortaklığının hangisini seçtiyseniz yönetimine katılma hakkı da vermiyor. Sizin için bunu yönetiyorlar. Katıldığınız zaman belli bir tasarrufunuzu yatırıyorsunuz. Çıkarken o tasarrufu katılma payının fiyatı yükseldiyse alıyorsunuz, düştüyse biraz kayıpla da alma ihtimaliniz var seçtiğiniz risk grubuna göre. Peki. Yani burada şunu buyurun. Şey yaptınız da katılma hakkınız yok derken yönetime katılma. Bir hisse senediniz olduğu zaman yani bunların genel kurullarına katılıp kendi şirketle ilgili bilgileri toplayıp burada sistemden bu şeyi avantajı sağlıyorsunuz. Tabii belli hakları iddia edebiliyorsunuz. Yatırım fonunda siz tamamıyla pasifsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Yani aldığınız yatırım fonuyla paranızı yatırıyorsunuz, işletmelerini bekliyorsunuz profesyonellerin. Artı eksi olarak size yansımasını bekliyorsunuz. Artı ya da eksi size yansıyor. Nasıl yansıyor? Onu da söyleyelim. Bu fon gelirleri faiz geliri olabilir. Fon kendi bulundurduğu içindeki portföydeki menkul kıymetleri alıp satabilir. Ya da elinde tutar, satmaz. Bunların hepsinin günlük değeri alınır. O akşamki fon katılma payına bölünür, ilan edilir. Ve
bunları hemen alabilirsiniz, hemen satabilirsiniz. Hatta bu günlük olarak hesaplandığı için ertesi gün satış emrini verdikten sonraki gün hesabınıza geçebilir. Ama bazı fonlar var ki ikinci ve üçüncü günde hesabınıza geçebilir. Bunların hepsini alacağınız fonla ilgili o kuruma gidip ya da telefon açıp ya da mobil işlem yapacaksanız cep telefonunuzdan öğrenebilirsiniz. Gelirler de günlük yansıtılır fona. Yani gelir için 3 ay sonraki bilanço beklenmez. O gün yansıtılıyor. Dediğim gibi 100 liralık bir para yatırmış olabilirsiniz. 110 liraya çıkabilir ya da 90 liraya düşebilir. Onun dışında evet, bon portföyünü kim yönetir? Tabii ki sermaye piyasası kurulundan yetki almış portföy yönetim şirketleri ya da fon kurucusu yönetebilir. Bunu herkes yapamaz. Belli yeterliliklere sahip olması lazım. Sermaye piyasası kurulu izin veriyor ve son olarak şunu söyleyelim. Tasarruf sahibi yatırım fonu yatırımı yapacaksa, bir katılma payı yatırımı yapacaksa bu portföy yöneticisi kim, kurucusu kim, yöneticileri kim, kişileri bile araştırabilir. Hakkı vardır, yayınlanır. Portföyün bileşimi nedir? İçinde ne var? Ne tarz bir yatırım fonu? Stratejisi ne? Yönetim ücreti oranı ne? Belki yüksek bir ücret alıyor işletme payı olarak. Fakat yıllardır ilk 5'te kendi kategorisinde olabilir. Alınıp satılabileceği yerler, giriş çıkış komisyonu var mı yok mu? Bunların hepsini fona ilişkin belgeleri incelerken göreceklerdir. Bugünlük finansal okuryazarlık kısmımızı da böylece bitirmiş olalım. Şimdi hemen Ali Bahçıvan'a bağlanalım. Meraklısı için kripto paralar bizi bekliyor, kripto para yorumları. Biliyorsunuz bugünlerde neler neler olmuş, geriliyor. Normal olarak bütün Amerika'daki bu gelişmeler, Fed'in faiz arttırmasından sonra tabii kriptolarda etkilendi. Tabii Rusya'nın da yaptırımları var. Rusya rubleyi rezerv para yaptı. Alo. Alo. Merhaba Ali Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bir 15 gün geçirdik. Bayramda program yapmadık. Özlemişiz. Evet. Tekrar başladık. Bu pazartesi akşamında bu 15 günde neler oldu? Neden toparlanamıyor? Neler olacak? Ne bekliyorsunuz? Sizin yorumlarınızı alalım. Şimdi açıkçası tabii Amerika'daki emisyon hacmin artışı yaklaşık neredeyse 10 trilyon dolara giden bir emisyon hacmine ulaştı. Ne kadara giden? 10 trilyon dolar. Yani bu 700-800 milyar dolardan pandemi sonrasında 8 trilyon dolara, oradan da çeşitli araçlarla beraber neredeyse 10 trilyon dolara giden bir civara ulaştı. Bunun sonucunda tabii ki tüm dünyada bir para bolluğu yaşandı. Bu neyi arttırdı? En başta hisse senetleri olmak üzere petrolün fiyatı ve diğer emtiaların fiyatlarını arttırdı. Ve sonucunda dünyada çok büyük, şimdiye kadar yaşanmamış, son dönemde yaşanmamış diyelim, bir enflasyon yaşanmasına neden oldu. Nereye kadar böyle gider? Şu anda işte bu enflasyonun önüne geçmek için bir şekilde faiz artışlarına parayı geri çekme yoluna gidiyorlar. Ama bu paraya alışmış batık finansal kurumlar sonuçta sistemin yanlış olduğu, yanlış yürüyen bir sistemin nereye kadar fonlanabileceği konusunda hep tartışmıştık zaten. Amerika'da yolun sonuna geldi aslında baktığımızda. Ve artık emisyon hacmi artışlarından bir şekilde para basarak değil de başka yöntemlerle, işte kripto paralar, NFT'ler, yeni yöntemlerle yeni yerlere taşınmaya başladığını görüyoruz. Diğer tarafta işte Rusya-Ukrayna savaşı, yeni ambargolar, Amerika'da kendi iç siyasetinde çeşitli sorunlar vesaire vesaire. Avrupa'da ilk defa böyle bir enflasyon yaşadı.
bunun sonucu durgunluk, stagflasyon dediğimiz işsizlik arttı. Enflasyonun bir arada yaşanacağı bir döneme giriyoruz dünyada. Zor bir dönem. Biz tabii Türkiye olarak bu enflasyonist olaylara çok alışkınız aslında. Yani tabii ki. Özellikle bizim kitap hep enflasyonla beraber büyüdü ama yeni nesil bunu açıkçası çok fazla bilmiyor. Yani daha yumuşak yaşadılar gibi. Dünya hiç bitmiyor. Ama bunu en iyi bilen Türkiye. Burada sattığınız bir malı hiçbir zaman yerine koyamayacağınız. Sattığınız bir arabayı, gayrimenkulü, işte herhangi bir şeyi yerine koyamayacağınız, devamlı malın değer kazandığı bir dönem yaşanacak en başta. Sonrasında durgunluk olacak. İnsanlar mal satamamaya başlayacak. Bu sefer emlaklar, fiyatlar çok yüksek olduğu için onun satılamaması gibi şeylerle karşılaşacak. Bunun sonucunda faizlerde mecburen bir artış olacak. Bu sefer paranın zor bulunduğu bir dönem. Bunların, yani enflasyonun aşama aşama evreleri var. Bunların hepsini yaşayacağız. Ve bunları yaşarken bir yandan borsa ve sermaye piyasası, diğer taraftan kripto paralar ne olacak, nereye gidecek, bunu da gözlemleyeceğiz. Açıkçası Amerika'daki faiz artış sürecinin ben çok fazla devam edemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Amerikan ekonomisinin bunu kaldırabilecek güçlü olmadığına eminim. Belli bir yerde buna dur demek zorunda kalacaklar. Bu sefer eğer bunu yapmazlarsa geçen sefer gibi çok daha fazla emisyon vererek, çok daha fazla ucuz para vererek piyasaya öyle kendini kurtarmaya çalışıyorlar. Bu bir kısır döngü haline geldi. Dünyada da artık insanlara tasarruf meylinin, yani israftan kaçınma, mesela 20 tane ayakkabı değil de 3 taneyle, 5 taneyle idare etme dönemi başlarsa, her enflasyon döneminden sonra olduğu gibi, bu sefer de büyümeler yavaşlayacak, firmaların satışları düşecek ve bu da bu sefer tersten ekonomiyi vuracak. Yani açıkçası çok zor bir döneme giriyor bu dünya ekonomisi. Aslında stagflasyonu tarif ediyorsunuz. Tabii. Yani o yüzden bireysel olarak bu dönemde artık ayağını yorganına göre uzatmaya başlayacağı bir döneme giriyoruz. Yani masraflardan kısıp bir şekilde her şeye hazırlıklı olmayı. Çünkü firmaların da çok fazla dayanacak bir şey yok. Bir süre sonra seri iflaslar, seri kapanmalar da gündeme gelebilir. Yine devlete ihtiyaç olacak öyle bir durumda. Tabii, yani burada ne oluyor? Keynesyen politikaları. Kredi kartları, borçlar vesaireler. Bu sefer tekrar aile kurumun üstüne yıkılan bazı şeyler, icra satışları vesaire vesaire. Peki coinler, altcoinler. Şimdi coin dediğimiz varlıklar aslında bu Amerikan dolarına karşı yeni bir sistem kurmak üzere inşa edilmiş şeyler. Yani bu sistemin böyle devam etmeyeceği üzerine kurguluydu. Ama sonrasında o kadar fazla coin oldu, o kadar fazla gereksiz enflasyon yaşandı kripto para çıkarımında, arzında. Aynen öyle. Yani şimdi gerçekten para eden de etmeyen de, herhangi bir dayanağa bağlı, herhangi bir ekosistemin içinde güçlü bir para birimi olan da olmayan da değer kazandı. Şimdi ne oluyor? Bunlar elemine oluyorlar. Yani elemine olacaklar. Evet. Anlatmıştım. Amerika'da ilk o zaman bir yapılmaya başlandı. 14 bin tane otomobil fabrikası olmuş. Ve geriye kala kala eleme dönemi kaldı, başladı diyorsunuz. Şimdi coinlerde de evet. Yani ama bunlar içerisinde bu dönemde bile belli güçlü ekosisteme bağlı paralar var. Bunlar da çok büyük değer yitirmeleri olmayıp hatta değer kazançları olabilir. Hangileri mesela? Ya özellikle Metaverse dünyasına ayağa basan, diğer tarafta
Ethereum gibi Bitcoin alternatif enerji az tüketen, işte Avalanche gibi NFT'ler konusunda bazı şeyler ön plana çıkmaya çalışan Solana olabilir. Yani bunlardan bazıları daha kuvvetli olacak. Bazıları ise hiçbir şeye dayanmadığı için veya çok uçuk teorilere dayandığı için altyapısı. Bunlar daha fazla değer getirebilir durumda olacak. Borsada da aynı şekilde, yani bu dönemde elinde ham madde biriktiren işte enerji şirketleri olsun, işte vesaire maden şirketleri olabilir. Bunlar ön plana çıkabilir. Sonrasında bir durgunluk yaşanırsa tabii her şeye silah eder. Ama şu anda bankalar bu süreçte en fazla karlılığı arttıran sektör oluyor. Tabii ki. Yani her süreçte parayı iyi değerlendiriyorlar. Ucuz para kullanıyorlar, pahalı satıyorlar en başta. Yani. Bu arada ben şöyle düşünüyorum. Ama doğru yanlış tabii herkes farklı düşünebilir. Bazı hiçbir zaman piyasadan silinmeyecek ana coinler için, ana kripto paralar için aslında bu geri gelişlerin bir de satın alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Biraz daha da gelmesini de bekleyebilir alıcılar hatta. Yani zaten çünkü savaşın biteceği yok gibi tabii, görünüyor. Tabii. İki kere daha iki kere daha 50 bas puanlık Amerika'nın faiz artırması bekleniyor. O para yine Amerika tarafına kaçacaksa eğer biraz daha da gerileyebilir. O zaman da para da olan için güzel bir alım fırsatıdır aslında diyorum. Tabii yani baktığınızda eğer elinizde tutma gücünüz varsa insanların 70 dolara aldığı bir şeyi 30 dolara alabiliyorsunuz. Tıpkı borsadaki gibi. Yani ve bunlar hep hiçbir zaman düştüğü yerde kalmamış diye kadar. Yani evet, ana coinler tekrar toparlanmış. Çok sert de yukarı hareketler yapabiliyorlar. Ben grafiklere baktığımda inanılmaz geride fiyatlar gördüm. Yani ama aslına bakarsanız normal borsalar bunlara göre çok şişik durumda şimdi. Çünkü normal borsalar bir realizasyon yaşanmadı ama coinler bunun öncesinde yaptı kripto paralar. Ve Amerika'nın bundan sonraki faiz indirim sürecine, pardon artırım sürecine beklemeyeceklerini ben düşünmüyorum. Beklemeyeceklerdir. Yani ona göre bir fiyatlama değil de buralardan mal toplanırsa eğer, yani yukarıdan alana aşağıdan atlatıp yine piyasayı terk ederlerse tekrardan fiyatları yukarı çıkarabilirler. Çünkü zaten coinlerde baktığınızda %90'a hala ana hesaplarına erittik çoğu coin'de. Yani piyasadaki işlem gören coin'lere baktığınızda çok az bir kısmı işlem görüyor. Yani Bitcoin'de bile ana cüzdanda ağırlık olduğunu görüyoruz biz yani. Yani bunları bir süre sonra yakacağız diyorlar, yakmak için kullanıyorlar. Bir dakika. Bitcoin cüzdanda mı dediniz? Kaçırdık, duyamadım. Bitcoin'i ilk cüzdanı hareketsiz. Yani nasıl borsada halka açıklık oranı yükseldikçe patron satışı dediğimiz işte şeyler oldukça hisse fiyatları düşerdi. Ama hisse topluysa, belli hesaplardaysa, ne kadar ortalık yıkılsa çok geri gelmezdi. Bir süre sonra hep toparlardı. Aynı şey Bitcoin'de de geçer. Onlar yani cüzdanlarda bekliyor diyorsunuz Bitcoin. Ana cüzdanlarda bugün işte onun içinde Binance'in sahibi de var, işte Bitcoin yazıcısı da var ve dünyadaki büyük zenginler de var. Bunların pozisyonları baki. Yani sonuçta dönen bir para da belli bir kitle alıyor, satıyor, parayı kazanıyor, kaybediyor ama gerçek bir arz yapılmış değil hala dünyada. Yani o yüzden bu macera biter mi diyorlarsa
ben biteceğini düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Çünkü burada en zayıf halkaya devredilmediği sürece bu tür işler, o süreç devam eder. Ki burada da o tamamlanmamış kripto paralarda. Yani bir gün çevrenizde herkesin kripto para sahibi olduğunu, herkesin onu alıp sattığını görürseniz bu süreç tamamlanmış demektir. Orada korkun ama şu anda çok az kişi aslına bakarsanız bu piyasaya gerçekten büyük para sokan. Çok hesap var ama hesaplara baktığınızda C grubu dediğimiz bir segment 5.000 lirayla 3.000 lira, 10.000 lira arasında kripto para cüzdanları var. Bunun gerçekten bir piyasa olabilmesi için burada çok büyük paraları da dönüyor olması lazım. Çok büyük hesapların da oluyor. Burada bir güvence olmadığı için hali hazırda buraya milyon dolarlar yatıran kişi sayısı çok az ki. Yani en zenginler, en teknoloji meraklıları bile buna güvenip çok büyük paralar yatıramadılar. Çünkü arkasında herhangi bir güvence vesaire sistem kurulmadı. Yani eğer böyle bir sistem kurulursa zaten orada işin boyutu daha fazla değişecektir. Peki. Ali Bey, çok teşekkür ederiz. Yorumlarınız çok kıymetli bizler için ve ben izleyicilerimiz için. İyi haftalar diliyoruz o zaman biz. Süremizi olun, bitirdik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sağ olun. Evet, programın süresini yine geçirdik. Ali Bey, kapatmadan önce söyleyeceğiniz bir şey var mı izleyicilerimize? Önce Kanal 34 televizyonuna teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz yani sorularını bize söylediklerimizden dolayı kendilerine yardımcı olmuşuzdur inşallah. İnşallah. Sorularınız varsa evet. Borsa Uzmanları Derneği sayfasına ya da Kanal 34'e yazabilirsiniz. Bekliyoruz sorularınız varsa. Peki. Tekrar bizi izlemeler için hepsine teşekkür ediyorum tüm yatırımcılara. Evet. Borsa Uzmanları Derneği adına iyi günler diliyorum. Efendim, bu akşamlık bu kadar. Haftaya pazartesi saat 8'de yine Kanal 34 ekranlarında sizle birlikte olacağız. Değişik konuşmacılarımızla, değişik konularla. Hep bizimle kalın diyoruz. İyi akşamlar olsun.